Selam gençler. Apple'ın şu anda an itibariyle sattığı en uygun fiyatlı tableti aldım. Daha doğrusu arkadaşıma aldık. 2 haftadır ben de inceledim. Gerçekten çok önemli bir tablet çünkü en ucuz tablet arkadaşlar. Ve özellikle 64 GB aldık. Testimizde bugün 64 GB yapacağız. Bu testin amacı da tamamen uygun fiyatlı tablet aldığımızda, daha doğrusu iPad aldığımızda idare edebilir miyiz? 64 GB ben bugüne kadar ne telefonda ne tablette hiçbir yerde kimseye tavsiye etmiyorum. Ama test ettim arkadaşlar, bazı kullanım senaryolarında tabii ki bu tableti kullanabiliriz. En azından onu gördüm. Beraber göreceğiz. Güzel bir test yaptım. Tablet konusunda şunu söyleyebilirim. En önemli konu şu. Ne için aldığınız çok önemli. Ben tabletleri ikiye ayırırım. iPad'ler ve diğerleri. Maalesef öyle. Ama diğerleri çok gelişti. Ya bir tableti dizi izlemek ve sosyal medyada gezmek, YouTube izlemek için alıyorsanız ben hiçbir iPad'i tavsiye etmiyorum. Neden? Çünkü bir pahalılar. İkincisi o kadar da iyi değiller. Ben bu testi tamamen bütçe odaklı yapacağım. Yani öğrenciler var, tablet almak istiyorlar. Birçok insanın ihtiyacı var ki özellikle öğrenci odaklı çekiyorum bunu. Uygun fiyatlı bir tablet alacaksınız ve işinizi görecek. Bütün video boyunca uygun fiyat kelimesi aklınızda bulunsun arkadaşlar. Eğer ben dizi film izlemek istiyorum dediğinizde iPad aldığınızda pahalı alıyorsunuz. Ben Honor Pad 8 incelemesi yapmıştım ki onun yeni modeli de çıktı. 5-6 bin liralık tabletler bu tabletten en uygun fiyatlı iPad'den daha iyi bir deneyim sunuyorlar. Çünkü ekranları işte 16'ya 9, 4 tane hoparlörü var. Dizi film izlemek için daha iyiler. Ya yaptığın şey belli. Basıyorsun, izliyorsun. Kapatıyorsun. Ama bir de tabletlerin şöyle bir boyutu var. Ekosistem. Eğer bir Android'iniz varsa sorun yok ama iPhone'unuz varsa benim şu 2 haftalık deneyimimi güzelleştiren en güzel kısım da oldu. Direkt bütün uygulamaların geliyor. Not alıyorsun, buraya geliyor, burada not alıyorsun, oraya gidiyor. Yani iPhone'un bir uzantısı gibi çalışıyor. Dolayısıyla bu da önemli bir şey. Yani dizi filmi izlemek için ben size gidin başka tablet alın diyorum. Ama eğer istiyorsanız ki benim iPhone'um var veya ikisi birlikte senkron çalışsın. Ben burada FaceTime'la görüşeyim, gelen aramayı cevaplayayım. Böyle bir konforu da var bunun. Eğer öyle düşünüyorsanız, öyle bir isteğiniz de varsa bu sefer yine diğer tabletleri eliyoruz arkadaşlar. Geriye kalıyor iPad yine. Yani aslında diğer tabletleri ben sadece dizi film izlemek isteyen ve ekosistemle iş olmayan insanlara tavsiye ediyorum. Geri kalan herkesin de bu tabletlere ihtiyacı var diye düşünüyorum. O yüzden en uygun fiyatlıyı aldım ve çok merak ettim performansını. Ve en düşük kapasiteyi aldım. Hemen incelemeye, daha doğrusu deneyimlerimi anlatmaya başlıyorum. Birincisi bu tabletin tasarımı eski arkadaşlar. Ama bence tatlı bir tasarım. Yani bunu telefonla kıyaslamamak lazım. Çünkü tablet tuttuğunuz zaman böyle elinizde zaten bir yeri kaplıyorsunuz ve ekranı tutmamış oluyorsunuz. Köşeleri kullanıyorsunuz. Bu güzel bir şey. Face ID yok, alıştık ama Touch ID var. Touch ID'ye de hemen alışabiliyorsun. O kadar büyük bir dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi burada esas olay bütçe, performansa gelelim. Şimdi burada iPhone 11 ile aynı işlemci var. iPhone 11'in performansından mutsuz olan var mı? Yani oyunu açtığın zaman en iyi şekilde oynuyorsun hala o şeyle. Bu tablet de öyle. Bir oyun oynamak istediğinde açıyorsun, çatır çatır oynuyorsun. Mis gibi bir deneyimi var arkadaşlar. Yani performans açısından çok üst düzey ya. Yani en son tableti almışsın, bunu almışsın. Çok bir şey fark etmiyor. Gerçekten fark etmiyor. İşte render süren uzuyor, kısalıyor. Daha performanslı oluyor bazı şeyler ama kullanırken bunu hissetmiyorsun. Zaten çok performanslı bir tabletten bahsediyoruz. Bir de bu biraz eski bir model olmaya başladı. Alınır mı? Hemen ona da değineyim. Şu an 2023 yılında Apple bu tableti satıyorsa 5 yıl sonra da hala bu tableti memnun olarak kullanacağın anlamına geliyor. Ama daha ne kadar götürür bilmiyorum. Tabletlerin ömrü uzun arkadaşlar. Hem pil ömürleri daha uzun oluyor hem de dediğim gibi performansı vesaire düşürmüyorlar. Yani burada iyi bir deneyim sunuyor tablet size uzun yıllar boyunca. O yüzden yine gözünüz kapalı tavsiye edebilirim bu konularda da. Performans konusunda muazzam. Yani ben bir takılma, donma, kasılma, gecikme vesaire hissetmiyorum. Çok iyi bir şekilde çalışıyor. Bir Apple deneyimini yaşayabiliyorsunuz. iOS 17 ile beraber ekstra özelliklere de kavuştu ama bazı özellikler yok işte. Atıyorum sahne yöneticisi diye bir şey geldi. O özellik burada yok. Mesela bu tarz şeyleriniz var ama split screen dediğimiz çoklu ekranlar. Uygulamalar arasında hızlı bir şekilde geçiş, kopyala, yapıştır vesaire yapabiliyorsun. Gelelim öğrenci boyutuna. Öğrenciler için diğer tabletleri tavsiye etmiyorum. Sadece iPad'leri tavsiye ediyorum. Çünkü bunun nedeni kalem deneyimi ve uygulama marketindeki deneyim. Apple'ın öğrencilere yönelik çalışmaları iyi arkadaşlar. Üzerinde yani App Store'a girdiğiniz zaman tüm uygulamaların en iyi versiyonlarını burada bulabiliyorsunuz. Uzun ömürlü tabletler, güzel tabletler. Peki bu tabletin eksisi ne? Birinci nesil, ikinci nesil kalem durumu var. Eksi gibi görünüyor. Birinci nesili çalıştırıyor olmaz. Hani mesela Air alsanız ikinci nesile geçmiş oluyorsunuz kalemle. Fakat birinci nesil kötü mü? Değil. Yani ikinci nesil daha çıkmadan önce birinci nesilde insanlar, grafikerler burada ne işler yaptılar? Yani yapılan çizimleri açın, izleyin. 5 yıl önceki tabletlerdeki yani Apple Pencil 1 ile birinci nesil kalemle yapılan çizimlere bakın. Dolayısıyla ben kullanmadım kalemi ama size gelip de kötü iyi diye yorum yapmayacağım. Sadece izleyin. Bakın yani insanlar neler yapıyor. Şahsen onları yapıyorsa sen de herhalde not alabilirsin ki zaten bu tableti ve yeni nesil en son nesilde iPad'lerin düz iPad'ler birinci nesil kalem kullanıyor. O kalemin deneyimi de belli ki iyi arkadaşlar. Kullanmadım ama yapılan şaheserlere bakınca onu yapıyorlarsa herhalde sen de bir şekilde yazı yazarsın, not alırsın diye düşünüyorum. O bağlamda düşündüğünüz zaman
Kalem deneyimi de gayet iyi. Bunun dizi film izleme için tavsiye etmiyorum demiştim ya. Onun bir nedeni de ya bence bu tabletin eksisi o. Şimdi hoparlörleri sadece burada. Ses sağ taraftan geliyor böyle tuttuğun zaman. Yani soldan geliyor. Sağlı sollu güzel bir ses duyamıyorsun. Bence en büyük dezavantajı bu tabletin. Bu da işte biz zaten fiyatına bakarız. Öğrenciyiz. İşimize bakacağız. Not alacağız. Ders çalışacağız. Biz bunun için alıyorsak araştırma yapacağız. Video izleyeceğiz vesaire diye alıyorsak bunun bir önemi yok. O yüzden bu konuda bence küçük bir problem olduğunu düşünüyorum. Ama yine de para varsa tabii bir yeni nesil alabilirsiniz. O ayrı bir şey ama biz parayla bağdaştırdığımız için bu videoyu ben bunun da bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Geriye 64 GB konusu kalıyor. Yani 64 GB sıkıntı arkadaşlar. Ben kimseye tavsiye etmiyorum. Fakat burada deneyimi yaşadıktan sonra tek tek adım adım size anlatacağım birazdan. Çok da önemli olmadığını gördüm. Bazı insanlar için hiç önemli olmayacak. Yani yeterli olacak aslında. Bunu da tableti sıfırdan kurup en yoğun kullanıma kadar tek tek aşama aşama test ettim arkadaşlar. Bu testi nasıl yaptım? Gelin hep beraber bir izleyelim bakalım. iPad'i kurduğunuzda ve tüm güncellemeleri yaptığınızda iOS 17'ye yüklü arkadaşlar. İçindeki uygulamalar bunlar. Ya standart bir iPad'i kurulumunu tamamladıktan sonra ne kadar yer kaplıyor derseniz. Ondan önce size genelden hakkında diyerek sürümünü göstereyim. 17.01 sürümü güncellendi, yüklendi. Tertemiz bir iPad arkadaşlar. Bu durumda baktığınız zaman boş bir iPad bile neredeyse 20 GB yer kaplıyor. 19.46 GB yer kaplıyor. Bu şekilde kullanmaya başlıyorsunuz. Ben bir tavsiye olarak şimdi bu iPad'in içindeki bazı gereksiz uygulamaları sileceğim. Birçoğunun için gereksiz olduğunu düşünüyorum. Örneğin müzisyenle uğraşmıyorsanız, müzik yapmayacaksanız GarageBand çok yer kaplıyor gibi. Böyle Apple'ın kendi içinde gelen hayati önem taşımayan uygulamalarını sileceğim arkadaşlar. Bunlara neler dahil söyleyeyim. GarageBand, iMovie, Numbers, Keynote, Pages uygulamalarını sileceğim. Sağlığı saatiniz varsa kullanırsınız diye bırakacağım. Müzik uygulamasını sileceğim. Yüklerseniz sonuçta Spotify yüklerseniz. Clips'i sileceğim. Onun dışında çok fazla bir şey sileceğim zannetmiyorum. Borsayı sileceğim. Onun dışındakiler de zaten çok önemli değil. Az yer kaplayan uygulamalar. Bakalım bir iPad bu kadar yer kaplıyor. Peki ben bir iPad'i kullanılabilir seviyeye düşürmek için içindeki ekstra uygulamaları silersem neler olacak? Bunu sildikten sonra tekrar yükleyeceğim uygulamaları. Siz eğitimde, ev eğlendisinde, YouTube ya da oyun versiyonlarını izlediğinizde biraz sonra bu uygulamalar zaten yüklü olacak tablette arkadaşlar. Ben sadece merak ediyorum boşaltsak ne olacak diye. Ve şimdi hemen boşaltıyorum. Bayağı bir uygulama kaldırdım. Bakalım ne durumda. Evet. 15.33 GB'a düşürebildik. Bir iPad'i en fazla bu kadar düşürebiliyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonra zaten çok şey bir durumu yok. Bu şekilde artık istediğiniz uygulamaları kurabilirsiniz. Ben şimdi bu uygulamaları tekrar yükleyip kaldığımız yerden ekleye devam etmek istiyorum. Evet, şu anda standart gelen bir iPad'in üzerine eğlence programlarını kurduk ve ev eğlencesi için kullanacağız. Nedir bunlar derseniz tabii ki Instagram, TikTok, X var, Twitter, YouTube, Facebook'tur, Netflix'tir, Prime Video, BluTV vesaire, Spotify gibi bilinen bütün eğlence içerik tüketme uygulamalarını yükledim arkadaşlar. Bunların her birisi içerisinde giriş de yaptım ve bunlar şu anda kullanıma hazır. Gördüğünüz gibi bildirimlerim gelmiş zaten. Kullanabilirsiniz arkadaşlar şu anda. Bu şekilde ev eğlencesi için kullanmak istediğimizde bu tableti olacak senaryo bu. Bakalım ne kadar yer kaplıyor? Tabletimiz ne durumda arkadaşlar? Bir ona bakalım hemen. Gelene gelelim. iPad saklama alana tıklayalım. Gördüğünüz gibi 23 GB kadar yer kaplıyor şu anki uygulamalar arkadaşlar. Bunların içinde en çok yer kaplayan tabii GarageBand. Bunu yüklemedik ama standart içinde gelen uygulama biliyorsunuz. Standart haliyle ilerlediğimizde durum bu şekilde. En çok yer kaplayan TikTok olmuş. Bunu kullandıkça artacaktır. Bu şekilde gördüğünüz gibi uygulamalarının kapladığı yerler bunlar. Fakat burası gerçeği yansıtmıyor. Asla gerçeği yansıtmıyor. Ben o yüzden bu test boyunca afaki bir gigabyte daha ekleyeceğim arkadaşlar. Ben bu uygulamaları kullandıkça arttığını bildiğim için gigabyte'larını aslında gerçekte kaplayacağı yerinde bu olmadığını biliyorum. Ve bu senaryoda 10 GB eklemek istiyorum arkadaşlar. En az 10 GB daha kullandıkça yer kaplamaya başlayacak bu uygulamalar. Dolayısıyla 23 değil de 33 GB gibi düşünebiliriz kullanılan alanı. Hadi 34 diyelim. Geriye kalan 64 GB'dan 30 GB daha yeriniz kalıyor olacak. Yani ev eğlencesi için bu tableti bu şekilde kullanmak hani gayet yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi eğitim uygulamalarına devam edelim. Evet, eğlenceden sonra eğitim uygulamalarını kurdum. Eğitim uygulamada neler var? Bazı İngilizce programları kurdum arkadaşlar. TED'de video izlersiniz diye düşündüm. Yine WooScreen'de İngilizce programı. İşte Zoom dur Udemy'dir. Bir tane not uygulaması ekledim. Eba'yı ekledim. ChatGPT ekledim. Aslında burası çeşitlendirilebilir ve çoğaltılabilir. Ben en sık kullanılanları ekledim. Ve bu uygulamaları birazdan göreceksiniz. Çok fazla yer kaplayan uygulamalarda
değil arkadaşlar. Peki şimdi bakalım gigabaytımız ne durumda? Eğlence ve eğitim uygulamalarını eklediğimizde iPad 9. nesilde 64 GB'da ne kadar yer kaplıyor şimdi göreceğiz. Baktığımız zaman evet 24.15 GB yer kaplıyor arkadaşlar. Ben biraz önce 10 GB koymuştum ya bir kafadan 10 GB ekleyin demiştim. Bir 5 daha ekliyorum onu 15 GB yapın. 25 desek 30-40 GB yani 24 GB daha boş yeriniz varmış gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Peki hangi uygulamalar en çok yer kaplıyor derseniz şöyle aşağı doğru indirdiğimde bu arada hemen tekrar döneceğim şuraya çünkü bu eğitim uygulamaları içinde Word, Excel, Office uygulamalarını eklemedim. Çünkü bunlar zaten bu tabletin içinde var arkadaşlar. Apple'ın kendi Numbers, Pages ve Keynote gibi uygulamaları var. Şimdi şurada gördüm çünkü en çok da bu arada 491 MB'la Numbers yer kaplıyor. Keynote ve Pages yer kaplıyor. Gördüğünüz gibi aslında eğitim uygulamalarının en çok yer kaplayan bunlar diyebiliriz. Şöyle aşağı doğru kaydırdığında da yine Duolingo'nun ve diğer uygulamaların ne kadar yer kapladığını görüyorsunuz. Bence çok yer kaplayan uygulamalar değil. Dediğim gibi tümünü göster dediğimizde zaten o uygulamaların çok da fazla yer kaplamadığını görüyoruz. İşte kitaplar uygulaması az yer kaplıyor ama kitaplara siz bir kitap eklediğinizde o kitap kadar daha boyutu artacak. O yüzden ben bir 5 GB daha ekledim. Sonuç bu şekilde arkadaşlar. Evet şu anda bir iPad'de olması gereken her şey var. Eğlence uygulamalarını kurduk, çalıştırdık. Eğitim uygulamalarını kurduk. Ekstra ve en yorucu olan kısım. Oyun kısmında da neler var? Gördüğünüz gibi bütün oyunları yükledim arkadaşlar. Daha çok yüksek boyutlu oyunlar. Biliyorsunuz işte PUBG, Call of Duty, Asphalt yüksek yer kaplıyor. O yüzden ortalama bir oyuncunun tabletinde olacak oyunlarda bunlar diye düşünüyorum. Hatta farklı oyunlar da olsa birçoğu aslında oyunların az yer kaplıyor ama işte en çok yer kaplayanları yükledim arkadaşlar. Bir de CapCut var burada. Onu da oyunların için attım. Aslında bu bir video edit uygulaması ama o da yine içeriğine göre çok yer kaplayabiliyor. Peki şu durumda ne oldu? Yani şu an hafızamız ne durumda diye merak ediyorsak arkadaşlar hemen geliyorum genel iPad saklama alanına. Gördüğünüz gibi 41.28 GB yer kaplıyor. Ben buna 15 GB koymuştum ama bir 5 GB daha koyuyorum bu uygulamalar için. O zaman ne yapar? 20 GB yapar. Yani 62 GB diyebiliriz o zaman kullanılan alana. Baktığınız zaman 64 GB, 2 GB daha yerimiz kalıyor. Ben tabii bu 20 GB'ı biraz afaki ekledim. Yani bu 10 GB da olabilir, 30 GB da olabilir. Kullanıma göre değişiyor arkadaşlar. Kullanım demişken merak ediyorsanız hangi uygulama, hangi oyun ne kadar yer kaplıyor? Asphalt 8 en çok yer kaplayan olmuş. Ardından PUBG, Call of Duty giriyor. Oyunlarla beraber devam ediyor. Mesela GarageBand. Bunu silebilirsiniz. Müzik yapmıyorsanız bu uygulamayı silebilirsiniz. Buna göre düşünebilirsiniz. Ben size örnek olması açısından bu şekilde koydum arkadaşlar. Dediğim gibi buradaki megabaytlar, buradaki gigabaytlar biraz yani göstermelik. Bugün CapCut 442 MB diyor ama bir video düzenleseniz ve bu video 2 GB boyutunda olsa burası 2 GB daha artacak arkadaşlar. Bunu bilmenizi istiyorum. O yüzden 20 GB'ı kafadan daha koyun dedim. Bu çünkü o zaman yanıltıcı olur koymazsak. Evet bu şekilde. Şimdi sonuç bu şekilde. Bu tableti bir de şey için almak isteyenler olabilir. Böyle iş için yani sosyal medya içerik üretmek için, CapCut kullanmak için vesaire. O zaman böyle bir senaryoda da şunu çıkarabilirsiniz. Yani oyunları çıkarıp o programları eklediğinizde hemen hemen aynı olacaktır. Ben aslında tavsiye etmiyorum ama paran yoksa bir tablet almayı düşünüyorsan ve bunu tablette yapmayı düşünüyorsan iPad 9 alabilirsin. Performansı muazzam. Oraya geçiyorum zaten çok iyi. Her şeyi yapabileceksin. Yer sorunun olacak. Yer sorunu da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu oyunları çıkarıp programları kurduğunda sana 30 GB boş yer kalacak. Eğer iPhone'unla video çekiyorsan ve iPhone'undaki videoları burada editlemek istiyorsan editlersin. Böyle 4-5 projede bir dönersin, silersin. Sıkışık olur. Çok tavsiye etmem. Ama yapabilir misin? Yaparsın. Ama ben mesela bu çektiğim video iPad'de editlemek istesem editleyemem. Çünkü zaten bir video 30 GB tutuyor. Dolayısıyla işim yaş. Ama küçük projeler için yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu tableti şu anda ben eğitim, öğretim için kesinlikle tavsiye ediyorum. Oyun kurarsanız bir tane kurarsınız, iki tane kurarsanız yeriniz yine çok olur. Ya da oyun kurmazsanız ekstra diğer programları silince de bayağı bir yer de açılıyor. O yüzden tavsiye ederim. Bu tableti Apple 12 bin liraya satıyor ama piyasada 10 bin liraya, 9 bin liraya bulabiliyorsun. Ben hepsi buradan aldım. Linkini aşağıya bırakacağım. Hatta Amazon ve Trendyol linkini de bırakacağım. Mutlaka araştırın, tıklayın. Bakın en uygun neredeyse oradan alın. Ben bu tableti şiddetle tavsiye ediyorum. Gigabyte konusunu da bu şekilde kapattık diye düşünüyorum. Siz kendinize göre bakacaksınız. Hangi uygulama ne kadar yer kaplıyor gösterdim. Ortalama bir değer sundum. Ona göre alıp almayacağınıza karar vereceksiniz. Ama benim tavsiye ettiğim, hani gözüm kapalı tavsiye ettiğim bir tablet. Gigabyte konusunu da bu şekilde kapattık arkadaşlar. Deneyimi gayet iyi alacak arkadaşlarıma şimdiden hayırlı olsun diyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beni sosyal medyada takip edin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Oha 9 dakika ne anlattım ya.